Sarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda hiçbir ekipman kullanmadan, hiçbir materyal kullanmadan nasıl kaslı olacaksınız, nasıl antrenman yapmalısınız, nasıl kas inşa edersiniz vücudunuzda, yani evde yapabileceğiniz en etkili hareketlerden oluşan güzel bir program çıkaracağım. Önce şu güneşten çıkayım çünkü zaten sarıyım, hatta sarı değilim, beyazım. Güneşte kayboluyorum. Şöyle bir şey yapmanızı istiyorum sizden. Önce bir benim videomu izleyin, hareketleri görün, neler yaptığımı görün. Ondan sonra videoyu ikinci defa açın. İkinci defa açtığınız zaman benimle birlikte hareketleri yapın. Bugün bütün vücut çalışacağız. Yani bütün vücudumuzdaki olan her kastan evde yapabileceğimiz en çok bizi geliştiren hareketlerden düzenlediğim bir antrenman var. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece belki omuz yaparken bir duvara ihtiyacımız olabilir ya da bir sandalye kullanabilirsiniz. Antrenmana başlayalım. Telefonumu koyuyorum. Antrenmana ben başlıyorum. Hem size anlatacağım hem antrenman yapacağım. Umarım güzel, eğlenceli bir video olur. Videomu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepsi açıklama kısmında yazıyor. Size şunu söyleyeceğim. Lütfen hareketlerin formuna iyi bakın, olur mu? Hareketlerin formlarına iyi bakın. Sakatlanmayın, acele etmeyin. Şimdi telefonumu koyayım böyle, şu şekilde. Dostlarım, eğer hazırsanız başlıyoruz antrenman yapmaya. Beni izleyin. Önce bir antrenmanı kavrayın. Videoyu en başa başlattığınızda, yani ikinci sefer başlattığınızda videoyu karşınıza alın. Odanıza geçin. Rahat bir yere geçin. Benimle birlikte bu antrenmanı yapın. Bütün vücudumuzu kaslı yapacak olan, vücudumuzun her yerinde kas inşa edecek olan çok güzel bir antrenman size göstereceğim. Şunu unutmayın. Biliyorum gerçekleri duymak istemiyorsunuz. Zaten bu videonun başlığından da anlaşılacağı üzere. Hani birazcık kolaya kaçıyorsunuz ya da bu işe yeni başladınız. Ya da bunları duymak hoşunuza gitmiyor olabilir ama hiçbir zaman bir spor salonunun yerini tutmaz. Yani gerçekten o ağırlıkları kaldırmamızın yerini tutmaz. Evde yapacağımız en kral antrenman. Ve beslenme çok önemli, bunu unutmayın. Yemezseniz büyümezsiniz. Ama ben size evde yapabileceğiniz en güzel antrenmanı yaptıracağım yine. Hani evde alabileceğiniz en iyi sonucu alabilirsiniz. Evde gerçekten çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ama hiçbir zaman bir spor salonu tutmaz. YouTube'dan videolar açıp evde antrenman videolarına bakıp onları yapıp çok fazla kaslı olacağınızı zannetmeyin. Evet, güzel bir fiziğiniz olabilir. Böyle hani zayıf ama hatlı bir fiziğiniz olabilir. Kesinlikle olabilir. Güzel bir fiziğiniz olabilir. Ama hani böyle hatların belli olsun, o fitness modeller gibi birazcık böyle hacimli ve parçalı fizikleri olsun, hayalinizdeki fiziği evde yapmak gerçekten zordur. Çok ince çizgiler gerekiyor. Spor salonlarında hedefinizdeki vücuda kavuşma süreniz biraz daha kısalır. Biraz daha kolay hayalinizdeki fiziğe. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Birazcık spor salonuna gidin. Mümkünse birazcık paranız varsa birilerinden eğitim alın. Biraz daha az paranız varsa uzaktan eğitim alın. Ne yapacağınızı bilin. Az çok neler yapacağınızı bilin. Asla ben biliyorum, ben oldum demeyin. Bilin, biraz daha bilgili bir şekilde sporunuzu yapın. Ben artık başlıyorum. Şunu söyleyecektim, şuna bağlayacaktım, pardon. Öğrendikten sonra, birazcık salonuna gittikten sonra ve hedefinizdeki fiziğe kavuştuktan sonra veya hedefinizdeki fiziğe yakınlaştıktan sonra artık ne yapmanız gerektiğini ve nasıl beslenmeniz gerektiğini az çok biliyor olacaksınız. Ve doğal olarak size evde korumanız çok daha muhtemel ve çok daha kolaydır. Yani birazcık spor salonuna gidin, fiziğinizi istediğiniz fiziğe getirin. Ondan sonra evde fiziğinizi koruyabilirsiniz. Bu birazcık güzel bir tavsiye olsun benden size. Ben artık başlıyorum, çok fazla konuştum. Beni izleyin, bütün vücudumuzu kaslı yapıyoruz. Genel olarak zaten bildiğiniz temel hareketler. Şınav yapıyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 tane şınav yaptım. Çok az dinleniyorum. Birlikte dinlenelim. Buraları kırpar mıyım bilmiyorum. Buraları kırpmayayım. Hep birlikte dinlenelim. 10 saniye dinlendik. Tekrardan şınav yapıyorum. Dostlarım, bu şınavda dikkat edin. Eliniz çok açık da değil, çok kapalı da değil. Bunu unutmayın. Şu anda eliniz normal. Çok açık da değil, çok kapalı da değil. Bir 10 tane daha yaptım. Birazcık bekliyorum. Yani bir 15-20 saniye kadar dinleneceğim. 2 defa üst üste 10 tekrar ellerimi açık değil, kapalı da değil, normal tutarak şınav yaptım. Şimdi ellerimi birazcık açık koyuyorum. Okey, ellerimizi birazcık açık koyuyoruz. Bir 5 dakika daha dinlenelim.
Ellerimi birazcık açık koyuyorum. Bir 10 tane daha. 1 2 3 5 9 10. Çok güzel, hemen saatime bakıyorum. Seninle biraz önce oyun oynadık. Sen şu anda da seninle oyun oynadığımı zannediyorsun büyük ihtimal. Ben de seni seviyorum ama birazcık çalışayım, olur mu? Tekrardan açık. Bir 10 tane daha yapıyoruz. Evet, ellerinizi açık tutun. Hatta bu sefer biraz daha açık tutabilirsiniz. Zorlanacak kadar açık tutabilirsiniz. Let's. Git. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Şimdi tekrardan dinleniyoruz. Bir 20 saniye dinleniyoruz. Kızım, bak güzel kızım. Bak benim güzelliğim. Birazcık dinleniyoruz. Şşş, hayır. Şimdi diamond, yani elmas şınav yapıyoruz. Bunun olayı da ellerim bu şekilde, yani olabildiğince kapalı şekilde şınav yapıyoruz. Aynı şekilde 10 tekrar yapıyorum. 10 tekrar şınav. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Hemen dinliyorum, birazcık saatime bakıyorum. 10 tane daha diamond yapacağız. Yani 10 tane daha ellerin birleşik şekilde şınav yapacağım. Bu hareket hem sizin arka kolunuzu, hem göğsünüzü genel olarak, hem de göğsünüzün iç kısmını çalıştırıyor olacak. Tekrardan bir 10 tane daha, hemen fazla dinlenmeden. Diamond şınav. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Çok güzel. Çok keyifli. Tam böyle tıkırında yorucu bir antrenman oluyor. Hemen saatime bakıyorum. Biraz daha dinleniyorum. Yani 20 saniye dinleniyorum ortalama. Şu anda ne yapıyorum? Hep 10 tane şınav yaptık. Normal şınav, açık şınav, kapalı şınav yaptık. Şimdi dostlarım 20 tane normal şınav yapıyorum. Sonra bir sonraki hareketi geçeceğiz. Normal 20 tane şınav yapıyorum. 1 2 3 4 6 10 12 14 17 19 20. Arkadaşlar, orta seviye, ileri seviye veya başlangıç diye bahsetmedim. Bu hareketi aslında hepiniz yapabilirsiniz. İleri seviye olanlar benim yaptığım gibi, orta seviye olanlar olabildiğince benim yaptığım gibi, başlangıç seviyede olanlar da lütfen bu şekilde yapsın antrenmanı. Bir tane örnek veriyorum, diğer hareketleri anlarsınız. En son yaptığım 20 tane şınav var ya. Atıyorum 5 tane yapabildin, en son gücün bitti. 5 tane yaptın, bıraktın kendini. 2 saniye dinlendin. Yoruldum biraz da. Yapabildiğin kadar tekrar yaptın. 2 tane daha yaptın. 7 oldu. Dinlendin. 2 tane daha yaptın. 9 oldu. 1 tane daha yaptın. 10. 1 tane daha. 1 tane derken bunu 20'ye tamamlıyorsun. Okey. İlk hareketim bitti. Göğüs yaptım. Şimdi kollarım birazcık yoruldu. Hem kollarım dinlensin, hem antrenman yapmaya devam edeyim. Birazcık bacak çalışıyoruz. Bacakta en temel hareket biliyorsunuz. Squat. Squat yapacağız. Biraz farklı bir squat. Yani biraz farklı değil. Bir süperset şeklinde squat yapacağız. Sumo squat ve normal squat yapacağız. 5 tane normal, 5 tane squat, sumo squat yapacağız. İzleyin beni. Evet. Önce normal squat'tan başlıyorum. Hatta şöyle karşınızda durayım. Önce normal squat'tan başlıyorum. Normal squat dediğim, yani ayaklarımı omzumun hizasında açıyorum. Yani ne bu kadar açık, ne bu kadar kapalı, saçma bir pozisyonda değilim. Tam şöyle zımba gibi duruyorum. 5 tane. 1 2 3 4 5. Şimdi sumo squat yapacağım. Sumo squat hemen ardından, bu arada ben size anlatıyorum birazdan. Hemen ayaklarımı birazcık açtım. Parmak uçlarım çok minik dışarı doğru. Dik duruyorum. Hop, sumo squat. 5 tane. 2 3 4 son.
5 işte bu kadar, çok güzel. Hemen 20 saniye dinleniyoruz. Hemen 20 saniye dinleniyoruz. Ondan sonra bunu tekrardan yapacağım bu sefer. 7 tane ve 7 tane. 7 normal squat ve 7 tane sumo squat yapıyoruz. Evet dostlar. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, hop 8 tane yaptım. Bir tane fazla kaçırdım. Hemen ardından sumo squat. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Çok güzel. Güzel kız seni, güzel kız seni, güzel kız. Güzel kız seni. Hasta oldu benim kızım, hasta oldu benim kızım. Hasta oldu. Şimdi. Hazır mısın? Söylüyorum bir sonraki hareketi. 10 tane ve 10 tane. 10 tane normal squat ve 10 tane sumo squat. Evet. Hatta bu sefer kendimize bir sürpriz yapalım. Önce sumo squat'la başlayalım. 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. Çok güzel. Hemen ardından normal squat'a geçiyorum. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Şimdi bu hareketten sonra çok fazla dinlenebiliriz. Bir daha yük dinleyeyim. Bu arada ben her videomda biliyorsunuz squat yaptıktan sonra squat formundan bahsederim. Tekrardan size squat formundan bahsedeyim. Bu arada siz dinlenin. Burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan nefes verin. Sakin olun. Biliyorum nabzınız arttı yorulduğunuz zaman, sakin olun. Burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. İyice dinleneceğiz zaten burada, merak etmeyin. Size biraz squat formundan bahsediyorum hemen. Squat formundasınız. Ayağınız tam yere basıyor her zaman. Ayağınız tam yere basıyor. Vücut ayağa kalkarken topuklarınıza basıyorsunuz. Bakın ayağınız tam yere basıyor. Sağlam bir şekilde ama ayağa kalkarken gücüm hep topuklarda oluyor. Oturduğum kalkarken yine topuklarıma basıyorum. Zaten önce bir parmak ucuyla yapın. Sonra bir topuklarınıza bakın. Zaten farkı zınk diye anlayacaksınız. Anladın mı? Farkı direkt anlayacaksınız. Squat formundaki en önem verdiğim özellik bu. Diğerlerini de az çok biliyorsunuzdur zaten. Sürekli söylüyorum. Sürekli söylüyorum. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuz. Dizleriniz ayağınızı geçmesin bu şekilde. Kalçanızı çıkartın abi dışarı doğru. Omuzlarınızı atın öne doğru. Tam oturun. Topuklara basıyorum. Kalkıyorum. Anladınız mı? Bu kadar. Evet, iyice dinlendiniz. Bence iyice dinlendiniz. Şimdi birazcık biceps çalıştırmayalım mı? Birazcık biceps yani pazuğu şurayı çalıştıracağız. Nasıl çalıştırıyoruz? Şınav yapacağım. Şınav yapacağım dostlarım. Ama şınav nasıl biliyor musun? Normal şınav pozisyonum bu. Bu şınav pozisyonunda bu şekilde tutuyorum. Anladınız mı? Elinizi bu şekilde tutuyorsunuz. Ters. Şimdi beni izleyin, göreceksiniz zaten. Hoppa. Şu şekilde. Bir. İki. Üç. Dört. Ve 5. Bu kadar. 5 tane. Artık çok fazla dinlenmiyoruz. Artık öyle değil. Evet, bir tane daha. Bu sefer 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, dinleniyoruz biraz daha. Baboş. Baboş, ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum baboş. Baboşum. Bak ben de seni yalarım, sıkıntı olur. Sen beni çok görüyorsun. Ben de seni yalarsam sıkıntı olur.
Evet, 1, 6 tane, 2, 3, 4, lan dur, 5, 6, 6 tane yaptık. Bir sonraki hareketi geçeceğimiz için birazcık dinlenebiliriz. Birazcık dinleniyoruz, dinlenin, burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan verin nefesinizi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Omuz yapalım mı? Omuz yapalım. İşte omuz yaparken bir duvara, bir sandalyeye ihtiyacınız olabilir. Süperset yapacağız. İki hareket yani. Süperset demek iki farklı hareketin hiç dinlenmeden yapılması demektir. Drop seti de söyleyeyim. Drop sette aynı hareketi farklı kilolarla hiç dinlenmeden üst üste yapmak demektir. Biz şimdi süperset yapacağız. Omuz çalışıyoruz unutmayın. Ayaklarınızı koymanız gereken bir yer olması lazım. Sandalyeye koyabilirsiniz, duvara koyabilirsiniz. Şşşt, hayır, git. Rahat bırak beni. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. 10 tane yapıyorsunuz. Hemen ardından ayaktasınız siz. Ayaktasınız. Dik durdunuz. Ellerinizi boş bir şekilde yana doğru açıyorsunuz. Şu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da bir yukarıda bekliyorsunuz. Sıkıştırın iyice omuzunuzu. Hızlı hızlı bir 10 tane daha. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 2 tane daha. 2 tane daha yapıyoruz. Size şunu söylüyorum, bir müjde veriyorum size. Son antrenmanın son hareketi. Bunu yapın. Ondan sonra ne haliniz varsa gidin, evde dinleniyor musunuz? Okula mı gidiyorsunuz? Arkadaşınızla mı buluşuyorsunuz? Ne yaparsanız yapın ama bu son hareketi yapın. Bu hareketi yapın. Evet, one more time. Bir tane daha. Ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç. 9, 10. Kaldım yukarıda. 1, 2, 3, 4, 7, 9 ve son. 10. Çok güzel. Son set. Antrenmanın son. Son hareketi. Bunu yapıyorsunuz. Ya bundan sonra bir hareket daha var. Tamam, bundan sonra bir hareket daha var ama inanılmaz basit bir hareket. Sırt çalışacağız. Lower back, yani aşağı sırt çalışacağız. Çok kolay bir hareket. Hiç asla zorlanmayacaksınız. O yüzden şu anda zorlayın. Biliyorum yoruldunuz, biliyorum. Biraz zorlanıyorsunuz ama minik daha. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Son bir tane. Antrenmanın son hareketi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, hop. 1, 2, 3, 5. Son. Kaldım yukarıda abi. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve son 10. Aa, yoruldum. Çok güzel. Sırt yapacağız ve antrenmanı bitiriyoruz, değil mi? Sırt. Nasıl bir hareket yapacağız sırtta? Şöyle bir hareket yapmak istiyorum. Önce bir şöyle bir hareket yapmak istiyorum. Şu kamerayı bir... Dostlar, dümdüz yere uzanıyorsunuz. Ben aslında bütün vücudumu görseniz çok daha güzel olur. Birazcık daha geri gideceğim. Tüm vücudumu görün. Şimdi
Dostlar aynı yüzme pozisyonu gibi. Tamam. Şşşt. Şşşt diyorum ya sana, hala kendini rahatsız ediyorsun, hadi. Bak. Ayaklarım bir tık yukarıda ve parmak uçlarım karşıya doğru bakıyor. Ayak parmak uçlarım karşıya doğru ve yukarıya kaldırıyorum ayaklarımı. Okey. Yukarıya kaldırdınız. Uzandınız. Şu. 3 4 5 Tamam, bu kadar. 5 tane. Evet, lower back çok ağrıdı. Evet. Şu bel fıtığı olan yer, dedif yaptığımızda acıyan yer. Evet, orası biraz fazla ağrıdı. Ama biliyorsunuz no pain no gain, yani acı yoksa kazanç da yok. O yüzden bir tık o acıya da duyarlı olmanız gerekiyor. 5 tane yaptık şimdi. Bu sefer 7 tane yapıyoruz. Ama farklı bir versiyon. Bu sefer kollarımı çekmiyorum. Sadece ellerimi uzatıyorum, bacaklarımı da uzatıyorum. Yerden kaldırıp yere indiriyorum. Ellerimi ve bacaklarımı yerden kaldırıp yere indiriyorum. Bu kadar kolay bir hareket. Ellerimi ve parmak uçlarımı uzatabildiğim kadar uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu kadar. Son. Çok kısa, 5 tane yapacağız sadece. İlk yaptığımızı 5 tane yapacağız. Düzgün bir formda yapın. Sonra antrenman bitiyor. Başka yorulacağınız hareket yok dedim size, değil mi? Başka yorulacağınız hareket yok. Çünkü yorulmayı bilmemelisiniz, anladın mı? Yorulduğunuz ne, yorulmayı bilmemelisiniz gerçekten. Harbiden zorlamalısınız kendinizi. Çünkü bu videoya kaslı olmak istediğiniz için girdiniz, anladınız mı? Evet, bir tane daha. Bırak ayakkabımı. Bunu saymıyorum. 1 2 3 4 ve son. Evet, 5. Çok güzel. Sizi kandırdım. Bir hareket daha var yorulacağınız. Size nabzınızı gerçekten... Bu arada iyi dinlenin. Şu anda dinlenin. Çok iyi dinlenin. Burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan nefes verin. Güzelce bir dinleniyoruz. Size yemin ediyorum, bakın yemin ediyorum, en değerli şeyim üzerine söz veriyorum, antrenmanın son hareketi. Size yemin ediyorum antrenmanı bitireceğim ve bunu gerçekten yapın, anladınız mı? Bu climber gerçekten yapın, okey? Climber, bu hareket ismi climber, yaparken nefesinizi boşaltıyorsunuz, karnınızı sıkıyorsunuz ve bu hareketi yapıyorsunuz. Let's go. İyi dinlendik. Hadi bakalım. Son hareket. Yemin ediyorum son hareket. İkinci seti bile yok. Bakın ikinci seti bile yok. Bir çarpı maksimum, ne kadar erkekseniz. Let's go. Yorulduğunuz zaman bırakın formunuz birazcık bozulsun. Bozulabilir. Bozulabilir formunuz ama bırakmayın. Hep karnınızı üfleyin. Üfleyin. Güzel. Çok güzeldi. Güzel bir antrenmandı. Artık güzel beslenme ve güzel dinlenme vakti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel hareketler gösterdim. Çok güzel hareketler gösterdim size. Umarım siz de beni izlediğiniz için mutlusunuzdur. Beni şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü ben telefonla çekiyorum biliyorsunuz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın dostlar.